Sevgili YouTube hoş geldin. Kur ve devret. Yok. Yap ve işlet. Hayır. Yönet ve fethet oyununun asıl ikincisi daha iyi ikincisi dediniz. Doğrudur inşallah diye düşünüyorum. Yönet ve fethet 2'ye bakıyoruz bugün. Böl ve kütlet miydi? Neydi bu? Hep unutuyoruz ya. Neyse sevgili arkadaşlar sert nostalji serisinde aa lan bu oyun vardı diyeceğimiz oyunlara bakıyoruz. İşin güzeli 5'er senelik nesil farkı var herkesin arasında. Mesela ben bu oyunu hiç oynamadım. İlk kez oynayacağım ama çoğunuz için nostaljik oyun. Ben de atıyorum Baldur's Gate oynadım. Baldur's Gate 1-2. Belki bir gün onlarla alakalı bir sert nostalji serisi yaparım. Siz de oradan onu keşfetmiş olursunuz. O yüzden bu seride ne bölümler görmek istiyorsanız tavsiyeleri YouTube'da yorumlara yazın. Biz şu an Facebook'ta canlı yayındayız. Mesela Can Ceyhan şu anda abone oldu. Hoş gelmiş. fb.ggcsnhaber'den bize takılabilirsiniz. Şurada bir boncuk çıkacak çarpının orada. O da benim bütün playlist, bütün bu nostaljik seri orada var. Oraya da bakıp sert nostaljilerin içine düşebilirsiniz. Bu senenin sonunda çünkü Flash kaldırılıyor. Flash oyunların çoğu oynanamaz hale gelecek. Tut ve Kütlet 2 oyununa bakıyoruz o yüzden şimdi. Bakalım nasıl bir oyunmuş, bakalım çılgınca övdüğünüz kadar var mıymış? Bakalım bundan önceki oyunlara yaptığım gibi okçu spamiyle geçebilecek miyim? Çünkü çağlar boyu savaş ve... Oo ses yüksek. Çağlar boyu savaş olsun şey olsun. Bu oyunun da sesini kapatmak istemiyorum hiç ya. Dur sesi komple kısayım birazcık. Ses çok abi. Ne yaptın ses? O kadar ses. Kim ne yapacak o kadar sesi? Tamam. Kıtlat ve kütlet oyununa devam ediyoruz bakalım. Şimdi ne olacak? Single player. New campaign. Irk, insan var. Elf var. Golden Axe var mıdır acaba piste? Bilemedim. Amiga emülatörsüz bulup oynarsan güzel nostalji olur. Golden Axe. Hiç oynamadım bak onda. Orklar var. Wood elfler var. Cıplaklar. Bir de güneyin orkları var. Bunlar kesici silah yapmakta iyiymiş. Armor Games'de oynarsan oynayabileceklerim var. Dağ trolleri var. Herkes var ha. Kitleler var. Bu sefer okçulukta iyi olan hiç kimseye rastlamadık ha. Ne seçsek acaba? Wood Elf seçiyorum ya. Yine hız spam'i deneyeceğim. Bakayım belki tutar. Şöyle oldu böyle oldu hele hele Rockstar. Lighter Armor, Helmet, Upgraded Armor, Archer Kick. Archer Kick ne ya? Bence okçu spamiyle patlayacağız bu oyunda var ya. Okçu spamiyle patladığım ilk oyun olacak gibi hissediyorum. Bundan öncesinde çünkü zor hayatta kalmıştık okçu spamiyle. Net patlayacağız ha. Leatherman mi? Duvar mı var artık karşıda? Hey gidi. Koca dünya. Zam yüküm. Bence kötü olacak her şey. Neyse yapıştır bakalım ya. Yapıştır bakalım. Neymiş yani? Yapıştır bakalım. Başladık ha. Benim okçu spam'i taktiğimi bilmiyorsanız bu arada Çağlar Boyu Savaş şeyine bakmanız lazım. Videosuna bakmanız lazım. Hatta Çağlar Boyu Savaş 2'ye. Hatta böl ve börek videosunun da ikincisine bakabilirsiniz. Oo, okçuların efektifliği artmış yalnız. Oyunun hızını arttırabiliyor muyuz acaba ya? Yani okçu spam'i daha iyi çalışır bir hale gelmiş sanki ha. Çünkü şöyle bir şey var. Ben bu lane'den adam çıkardığım için sürekli herif de sürekli buradan adam çıkarıyor.
Şimdi herif ben hazır buraya çıkarmaya odaklanmışken diğer lane'lerden scout bassam sanki rahatlarım gibi. Diğerlerini karışık göndereyim bak, kafalar karışsın biraz. Yapay zeka wish ne olduk desin. Yani ya okçu hattını tutacak ya diğerlerinde kilitlenecek. İlk oyuna göre daha beceriksiz gördüm yapay zekayı. İlk bölüm olduğu için olabilir. Büyük konuşmayayım. Ama şu an sanki daha köfte bir yapay zeka ile karşı karşıyaymışım gibi hissediyorum. Öbüründe daha ilk bölümden çünkü aynı hattan 10 adam göndermek mi? Ya dostum ya olmuştu. Bir de adamların çıkma hızı mı artmış ilk oyuna göre ya? Böyle bir durum var sanki. Okçu treni, vut vut. Here comes the okçu treni ya. Bir de benim seçtiğim ırk hızlı ya, rush ırkı tam. Bunların bir de scout'u vardır abi şimdi hızlı koşan. Ben bir de onu seçerim. Okçular milleti oyalarken tak 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 3-5 yapıştıracağım. Ne oluyor diyecekler. Tam beklemediği anda 5 scout daha salacaksın. Bir de şeyi kaldırmışlar sanki. Bütün lane'lerden aynı anda böyle zörüşk diye adam çıkarıyorduk ya ilk oyunda, onu da kaldırmışlar. Aa çıktı yo, çarşamba bitti oyun. Evet. Onur Gök 80 boncuk atmış, ne zaman bitecek yayın demiş. Onur niye böyle şeyler söylüyorsun? Bitsin mi yani? Bitsin mi istiyorsun Onur? Sabri Özonar ikinci ayında hoş gelmiş. Şu anda okçu spamim işe yaradı. Yaşanan olaylardan memnunum. Hızlı giden bir ucuz birisi lazım bana. Scout hızın kaç oğlum senin? Very fast but very weak unit useful for charging through gaps in enemy's defense. Sprint special. Ver lan, scout ver bana. Ben bu taktiği deneyeceğim. Sprint special diyor. Haha. Ver lan. Üf, bir de hızlı koşma aldım scoutlara. Tamam. Ver bakayım. Ananın. Kale var oğlum. As. Kaleyi deneyeyim mi? Kaleyi kaybetme gözüyle giriyorum bu arada. Çünkü kaleye karşı okçu spam'i aran olmayan. Ama deneriz yani. Savunma ben çünkü şey almadım hiç galiba. Siege unit almadım. Bir 500 boncuğum olsa. Adam da onu diyor zaten. Salak mısın oğlum diyor. Tamam okey. Artık oyunda önerdiğine göre biraz da ork tokatlayam. Hey gidi koca dünya gam yükümüsün. Yeni gelebildim yayına. Yakın zamanda bitecekse tekrarını izleyeyim. Yok yok Onur kal burada ya. İyiyiz şu anda. Alparslan Tuğra Türkmen destekçimiz olmuş. Maşallah bu nasıl bir Bannerlord ismi kral. Helal olsun, ilk ay destekçimizsin. O yüzden sana şunu söylemek isterim ki Evren Yolcuları Facebook grubuna girmezsen Facebook aboneliğinin tadını alamazsın. O çok önemli. Metehan Durukan 5. ayında hoş geldin. Oyunun sesi iyi mi arkadaşlar bu arada? Can Ceyhan Sayaç başa dönmemiş olabilir. Sadece şey sıkıntısı var. Bazen bana ilk ay gibi gösterdiği arkadaşları birkaç dakika sonra güncelleyip 3. 5. ay diye gösteriyor. Böyle bir durum olabilir. Okey abi ya. Okçu spamiyle bitireceğiz biz bu işi. Baksana. Yapıştır scout'u. Herif şimdi okçuları mı tutsun, scout'ları mı tutsun? Herif okçularla uğraşırken ben vereceğim scout'u, vereceğim scout'u. Ağlayın köpekler. Okçu spam ile yine bir oyun daha kırdık. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Bu okçu spamine çok gıcık olanlar var aranızda biliyorum. Ama yani iyi yapın abi oyununuzu. Ben ne diyeyim şimdi yani? Sen oyunu iyi yapmazsan biz de böyle ederiz yani o işi.
Ana ne oldu lan orada? Bir dakika bir dakika. Bir dakika çöktüler bize. Çöktürtmeyin. Direnin dayanın. Adamlar da baltacı spam yapmaya başladı oğlum. Dur. Dur işler beklediğim gibi gitmiyor dur. Yani yine işler kötü gitmiyor tabii ama beklediğim kadar kolay değil. İyi. Bunun bir de tek kişilik olanı var diye çok yazdılar bana. Şeymiş onun ismi de. Sınır boyu Akıncı Beyleri. Ona da bakacağım. Bir de o varmış. Oğlum bu zırhlı çıkan herifler bunlar neymiş lan? Bunlar hiç affetmiyor ha. Koca hattı tuttular o ayrı da. Okçu spam inanılmaz lan herifler. Ofansif hiçbir şey yapamıyorlar şu an. Bir bölümde artık bir noktada karşıma herhalde şey çıkaracaklar diye düşünüyorum. Adını söyle. Atlı. Atlı gelip böyle okçuların içinden ha bismillah diye takır takır geçerse ağlarız tabii o ayrı. Leatherman, Şaman, Log Launcher. Ver Leatherman ver yani ne yapalım paramız ona yetiyor. Fakirlik kral ver. Okçuları da upgrade mi etsem ya? Light Armor, Helmet, Upgrade Armor. Speed artı 20. Ama speed lazım değil bunlar aslında. Upgrade Type, Atak. Hiç gereksiz bir şey yani. Yok, akçılar, okçular fodder. Okçuları upgrade etmeye gerek yok. Leatherman'lere upgrade var mı? Sprint. Sen koşunca ne oluyor ki abi? Tırmanabiliyorlar o zaman. Peki hadi duvarlara şeyi koyduk. Neyle tırmandıracağız biz bu herifleri? O işte de sanki patlayacağız gibi geliyor bana ama neyse. Yani herifler gitti merdiveni koydu. Kim tırmanacak oraya? Okçular mı? Şeytanlar diyor. Difficulty %57. Bir tane kuşatma deneyeceğim ben yine ya. Üf müziklere bak müziklere. Oyun oynuyoruz sanırsın. Hadi bakayım. Hadi kral. Hadi koç yaparsınız. Yapıştır. Siz niye çıkıyorsunuz ki? Siz içeride kalsanız daha mantıklı değil mi? Ananı at çıktı lan. Gelme lan. Of. At fenaymış. Çekişli adam 4 kişiyi falan öldürdü orada ha. Oo bu çekişliler neymiş oğlum? Ana lan bir çekişli adam dünyaya bedel çıktı ha. Vay arkadaş o neydi ya öyle? Oğlum heriflere ok işlemiyor, mızrak işlemiyor. Bunlar nasıl bir adam? Ha öldürmüyor lan, düşürüyor ama. Başka bir durum var orada. Bir dakika.
Bu Leathermanler duvara değince ne olacak acaba? Aa, at çıktı. Vallahi at. Girdi mi lan o içeri? Şu an kim kazanıyor anlamıyorum ya çubuktan. Aa, okey. Oo, Leathermanler bitirdi işi ha. Biz kazanıyoruz sanırım şu an. As. Atlı resmen yok etme büyüsü attı ha. Neyse, bir okçu treni daha çıkarırsak bu iş biter. Koşun oğlum. Okey ya. Şeylerden bir tanesi deyince işi patlatıyor. Bir de başka bir şey daha dikkatimi çekti. Ben hasar almıyorum herifler bana girince. Ben heriflerin duvardan girince yeşil bar büyüyor ama. Öyle bir tuhaf bir durum var. Neye göre o yani orada? Yok, şu treni patlatalım o zaman buraya yine. Bak, herifler atlayınca okey ya, savunmayı kazanmak diye bir şey yok o zaman, öyle mi? Evet, ben hiç hasar almıyorum yani şu an. Çok tuhaf geldi bana. Muhammed Yasin, hoş geldin. Mert Çoban, 3. ayında hoş geldin. Biraz anlamsız geldi bana hatta şu anda yani. Ben hasar almıyorum madem, basayım buradan sürekli. İlginç. Vardır bir bildikleri herhalde. Ah. Okçu treni vardı bile oraya. Şimdi işiniz var oğlum. Güzel okuyorsun arkada türküyü de. Diren yapıyor millet burada. O ne olacak? Okay. Abi, bu Valorant diye bir oyun var. Twitch'te niye 1,5 milyondan daha fazla izleniyor anlamıyorum. Abi, o Riot Games'in yeni oyunu. Muazzam sponsorluk paraları saçıldı onun için. Yani bir League of Legends daha yaratılsın. 10 senedir gencecik insanlar bu oyunlarda ömür çürüttü. Biraz League of Legends gibi başkasına para kazanmak için boşuna vakit harcadılar. Biraz daha aynı şirkete çalışsınlar. Yeni oyunu hiç keşfetmesinler istiyorlar. Ve de CSGO'nun rakibi miymiş neymiş bir şeymiş bilmiyorum ki ben. Sevmediğim oyunlar onlar benim. Boş versene. Kale düştü, hala çıkıyorlar kaleden. Anlamadım vallahi. Kale bölümleri biraz farklıymış gerçekten. Ben şimdi okçuların hasarını arttırmaya karar verdim çünkü... Gerçi bir dakika, okçunun hasarını arttıran bir şey var mı ki? Yok. Yani Archer Kick var. Ama o da bir atak tipi. Düz atağını arttıramıyoruz heriflerin. Scoutlara bir şey versek... O scoutların hızını arttıran bir şey var. Ver lan, hızı artsın iyice. Ağlasınlar. Kale işi bir tuhafmış valla. Şu iblislere de alayım bakayım. Zorluğu %57'ymiş. Bunlara level 13 olana kadar saldırmamanız tavsiye edilir diyor. Yani deneyelim. Yiyelim dayağımızı be. Ha? Yeriz dayağımızı en kötü be kral. Onu da görmüş olayım yani. Demonlarda böyle bir Allah vergisi ekstra bir güç var herhalde. Abi. Of of of, ay ay, oh, aman. Abicim, aa, ölmemiş lan hepsi. Oğlum sürekli göndermeyin lan, atlı göndermeyin. İblissin sen, senin atta ne işin var? Sen iblissin, iblis. Kırarım boynuzunu. Senin atta ne işin var şerefsiz? Atabilecekseniz iblissiz diye gezmeyeceksiniz arkadaş.
Böyle iş mi olur? Değil mi arkadaşlar? Gelmiş oradan. Vay ben bilmem iblis. Atlı at o at. İblisi at yasak. OP olur. Nerflensin. Bunların canı at çekmiştir şimdi at atarlar. Bak nasıl tahmin ettim at gelecek diye. Bunlar da at öğrenmiş biliyor musun? Babadan at görmüşler belli ki. Aha biri at basıyor herif ya. Basma oğlum at. Basma oğlum at. Ulan herifler de fena şarj çıkardılar oradan ha. Aa, daha kanlı lan iblislerle olan dövüşler. Okçu spamim bu sefer tutmadı gibi. Bu şerefsizler sayısal olarak üstün demek ki. Gerçekten de oyunun dediği gibi belli bir seviyeye girmeden gelmemek gerekiyormuş herhalde bunlara. Acımadılar vallahi. Oğlum bir de herifler hızlı basıyor bizden lan. Net bizden hızlı basıyorlar ha. Spam süreleri bizden iyi yani heriflerin. Okey. Dayağımızı yedik burada gerçekten. Buna bak. Basma lan basma bu kadar. Kombat dönmez buradan ha. Yani bir de şey yok. Herifleri yavaşlatan falan ekstra bir şey yok yani. Slow mulo bir şey atamıyorum. Bilmem nelerine dün spamları azalıyor falan diye bir şey yok. Okey. Tamam. İstifa ediyorum bro. Tamam. Teşekkürler. Gerçekten de iblislere bir süre bulaşmamak gerekiyormuş o zaman. Öğrendik. Bugün de dersimizi aldık İblisler Cenahı'ndan. Bunda okçular yakın mesafede ateş mi etmiyor yoksa büyücüyü mü algılamadılar? Abiler şu büyücüye sıksanıza. Neyse. Oldu bir şeyler. Bu seferki yapay zeka da treni hiç sallamadı ha. Normalde trenden yürüyorduk ya. Bu seferki treni bir sallamadı. Niye sallamadı acaba? Bilirsiniz yani. Tren geliyor ha.
Gerçi tren geliyor filan da heriflerle eşit seviyedeyiz. Heriflerin yanlardan giren benim tren kadar hasar veriyor bana da galiba. Bak kimse kimseyle alıp veremediği yok. Herkes rahat rahat işine bakıyor. Çok ilginç. Okçular bir yerden sonra ok atmayı bırakıyorlar. Niye acaba? Aa! Kazıklandık. Okçular önlerindeki adama ok atmıyor. O niye oğlum? Allah Allah. Kazıklandım. Okçular ok atmama yemin etmişler. Hayda. Niye abicim ya? Minimum range'i mi var artık okçuların? Okey. O zaman okçu stratejimiz patlar. Biraz saçma ama. Patlar kaçtı. Biçtiler de. Niye biçtiler abi? 10 tane okçu var. Önündeki adamı ok atmadı herifler. Ya ne saçma iş be. Resmen okçu spamı yapılmasın diye minimum mesafe koymuş herif okçulara. Bak. Sadece artık adı ikisi yapıyor abi. Okçunun ne anlamı kaldı abicim oyunda o zaman? Çözüm bulamayınca upgrade edip durdurmak nedir ya? Ya oldu mu bu ya şimdi gerçekten? Abi okçu spamı yapıyorlar, ne yapalım? Abi okçular ok atamasın. Çok iyi çözüm abi. Bir sonraki bölümde de kılıçlar kılıç kullanamasın diye düşünüyoruz. Abi çok iyi fikir. Buradan yürürüz abi. Abi kılıçlılar kılıç kullanamayınca işi çözeriz diye düşünüyoruz. Bakalım ne olacak. Abi topçular ne yapsın? Abi topçular da top atamasın. Hatta genel olarak uzak mesafeliği kaldıralım. Çünkü oyunda büyücüler de yakın mesafeye dönüşmüş bu arada. Nice game design. Çekişliler neymiş, ben bunların anasını satayım, yürüyemiyor lan millet. Hadi oğlum. Yürüyün lan. Kaç adam tutacak bir çekiçli? Sal. Çekiçlinin cooldown'u da benim halberdiyere yakın maşallah. Oha. Çekiçliğe karşı avantajı var diye hiçbir ünite görmüyorum burada. Ne o ünitenin ismi acaba? Hammerman. Deniyoruz bakalım buradan tutacak mı? Erci hoş geldin 4. ayında.
Bu ne lan? Arkada birisi öldü. Çok düşünmedim. Şöyle düşündüm. Ha dedim, bunlar okçuyu kısıtlamışlar. Okçudan sonraki en uzun menzilli savaşçım hangisi? Halbertçi. O zaman halbertçi spamle dedim. Nasıl? Okçuları bayağı süs yapmışlar yalnız ya. Oo, herif de Albertçinin kralını bastı ha. Okay. Albertçi, gel bakalım. Albertçi'nin atağını arttıralım. Speed'ini de arttıralım. Tamam. Archer'a keşke hiç... Ha, Archer'a hiç upgrade almamışım. İyi etmişim. 193 lira param var. Şimdi ne var elimde? İblis var iki tane. Bir tane de Undead Kalesi var. Undead Kalesi'ne yapıştıralım abi. Buyurun beyefendi, şuradan. Akıyoruz. İyi, ladder'cılardan bir tanesi yapıştı bile oraya ha. Güzel bir ladder'ımız yapıştı bile. Bakayım şu ikinci de yapışırsa alıvereceğiz şu kaleyi. Çıksın aradan. İkinci ladder da yapıştı. Çok iyi. Albert Rush çalışıyor. Albert Rush it gibi, köpek gibi çalışıyor vallahi. Hadi arkadaşlar, hadi. Hadi, bekleme yapmayın. Gir 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 gir. Yılan gibi akıyoruz oradan ha. Yılan gibi akıyoruz oradan. Bence bu oyunu da hallettik ya biz. Adam akıyor oradan. We have overwhelmed the enemy. Temiz. Güzel. Love gibisin sen abi. Hem yakıyorsun hem akıyorsun. Ya çözme yani, bu tarz oyunlardaki böyle kırıkları çözmek çok hoşuma gidiyor ya benim. Bu ne, %10 zırh armor mu veriyor? Ver abi, o %10 armor daha ver. Ne var bakayım şimdi? Undead'ler var yine. Orklar var. Barrock diye bir yer var. Kale varmış. Şu kaleyi de alıvereyim. Kale almadı demesinler sonra. Bas keke.
Eyvah. Merdiven taşıyan ötekilerden hızlı gitmeseydi iyiydi be. Kötü öldü o merdivenci galiba. Merdivenci arkada dur be oğlum. Ah, kafasını kestiler. Cürmünü ağlattılar. Oha oğlum, balta atan tek balta da öldürüyor lan. Oglin millet balta atıyor, biz de iki ok atalım hadi. Sık evladım. Sık. Tamam. Şimdi merdivenci gönderebiliriz. Oradan çıkana acırım bu saatten sonra. Kale fetihlerinde tek at tertemizmiş ha. Abi Pelin ve Çetin'in maskarası olduğunu Sims 4'te. Güzel. Hayırlı seyirler size. Hallettik burayı da galiba ha. O son çıkanlar neydi? Ama yürün yürün lan. Abi her birinin özel ünitesi bizi fethediyor ya hemen. Çıkar çıkmaz mahvediyorlar. Yürün lan. Yürü lan. Her bölüm böyle bir heyecanlanıyor gibi oluyoruz ama. Best Q to use. Ne kullansam ki Q'yla. Q'yla da hiçbir şeyin anlamı yok. Halberçi gönder bir sürü. Kalabalık olsun maksat. Şarjör ver. Bence okeydir ya bu oyun benim kafamda. İblislere karşı da halberçi işe yarayacak mı bilmiyorum ama. O bölümler de uzun olacak yani. Tamam. Okçu spamini geri kısmışlar. Halberçi spamiyle devam ediyoruz. Kur ve böl, yönet ve parçala, işlet devret oyununun ikincisine de baktık arkadaşlar. Bundan sonra da ne varmış sınır boyu Akıncı Beyler mi? Ona da bakarız. Sevgili YouTube, biz Facebook'ta canlı yayına devam ediyoruz. Sen bu seriye coştuysan, beğendiysen kanala abone olmayı, playlistten serideki diğer bölümlere bakmayı unutma. Başka hangi oyunlar olsun bu seride? Haber verirsiniz bana da. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.